Efendim geldik 42. bölüme. Kurak bölgelerde rüzgar birikim şekillerinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, rüzgarlar estiği zaman ne yapar? Unsurları taşır. Ama güçlerinin bitmeye başladığı noktada taşıdıkları kumları biriktirir. O kumları, tozları, çakılları böylece birikim şekilleri meydana getirir. Bakın çok güzel ripple marklar, kurak bölgelerde rüzgarın oluşturduğu ripple markları görüyorsunuz. Şimdi birinci şeklimiz aslında depomuz diyelim, löz depoları. Arkadaşlar rüzgarlar kurak ya da yarı kurak bölgelerden taşıdığı unsurları, ki bunlar büyük ölçüde killerden ya da karbonatlardan oluşur, bunları getirir yarı nemli bölgelerde biriktirirler. Ve böylece löz depoları adını verdiğimiz depolar meydana gelmektedir. Bakın Amerika'nın büyük ovalar bölgesi, ki zaman zaman büyük toz fırtınaları çıkar. Arjantin'de Pampalar bölgesi. Bakın Sahra'da çok az noktada löz depoları var. Ama Moskova'dan başlayıp Doğu Avrupa'da, Çin'de, bakın burada sarı ırmak geçer. Avustralya'nın bazı kesimlerinde, Sibirya'nın bazı kesimlerinde ne yapmıştır? Löz depoları meydana gelmiştir. Demek ki lözler kurak ve yarı kurak alanlardan havalanan tozların yarı nemli bölgelerde birikmesiyle oluşmaktadır. Geldik bolsonlara. Arkadaşlar bolsonlar aslında kapalı havzalardır. Tabanı çukurda, playanın bulunduğu, orta kısmında playa yer alıyor. Arkadaşlar bir aşınım depresyonudur ya da birikim depresyonudur. Çevresi dağ, plato gibi arkadaşlar nispeten yüksek sahalarla çevrili kurak bölgelerdeki kapalı havzalara biz bolson adını vermekteyiz. Bu bolsonun en çukur kısmında arkadaşlar playa adını verdiğimiz bir tuzlu bataklık yer almaktadır. Ve playa ile çevredeki yüksek kesimler arasında ise işte pediment gibi çeşitli aşınım ya da birikim sonucunda oluşan geçiş yüzeyleri oluşmaktadır. Playalar tuzlu bataklıklardan oluşmaktadır ki zaman zaman tabanlarında arkadaşlar geçici göller de bulunmaktadır. Bu tuzlu bataklıklara mesela Güney Amerika'da Salinas ya da Salar, yani tuz demek zaten, Salina, tuz. Kuzey Afrika'da Şot, Sepha, Türkistan'da Takır, İran'da Kevir. Mesela İran'da iki tane çöl var değil mi? Deşti Kevir, Deşti Lut. Kevir arkadaşlar tuzlu çöl anlamına gelir Fars dilinde. Türkiye'de de arkadaşlar Cihanbeyli'nin doğusundaki Tuz Gölü, güneyindeki Acı Tuz Gölü çevresinde bulunmakta. Yine Erciyes Dağı'ndaki Talas Ovası'nda bulunmakta. Sultan Sazı'nda bulunur. Kırşehir'in doğusundaki Seyfe'de arkadaşlar playa bulunmakta. Konya'da Hotamış ve Ereğli dolaylarındaki, bakın arkadaşlar bu fotoğrafı Hotamış'tan aldık. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bir playa gelişmiş durumda. Geldik Bahadalara. Yine arkadaşlar playa ile çevresindeki yüksek kesimler arasındaki geçişi gösterir. Pediment özelliğinde bir alandır ama pedimentten farkı şudur arkadaşlar. Üzerinde yerli kayadan oluşan aşınım düzlükleri değil bunlar. Üzerinde arkadaşlar bir enkaz örtüsü, yani çok ince bir birikinti yelpazesi gelişmiştir. Hatta akarsular bu birikinti yelpazesini de yer yer derince yarmış durumdalar. Bakın şurada arkadaşlar bizim inselberglerimizi görüyorsunuz. Yamaçla zemin arasında arkadaşlar böyle birikinti yelpazesi ve konileri gelişir ve bunları da arkadaşlar akarsular yarar. Yer yer bunların eğimi 8-10 dereceyi bulmaktadır. Pedimentlere geldiğimizde arkadaşlar pedimentler Bahadalardan farklı olarak ana kayadan oluşmaktadır. Ama bunun bir tabaka düzlüğü olmamasına dikkat etmek lazım. Çünkü pedimentlerde aşındırıcı şekiller farklı kayaları kesip geçmektedir. Evet, playa ile çevredeki bolsonların yüksek alanları arasındaki ana kayadan oluşan bu aşınım yüzeyine arkadaşlar biz pediment adını vermekteyiz. Yer yer pedimentler üzerinde de ince bir enkaz bulunabilir. Pedimentlerin eğimi arkadaşlar Bahadalara göre biraz daha az. Bahadalar 8-10 derece arasında bir eğime sahipken, çünkü özellikle kenarda birikinti konileri var. Pedimentlerde eğim arkadaşlar 2-3 dereceyi
geçmez. Dediğim gibi yer yer bunların üzerinde de ince bir enkaz örtüsü bulunmaktadır. Kumullara geldiğimizde arkadaşlar, kumullar kurak bölgelerde yer yer büyük sahalar kaplayabilmektedir. Rüzgarın etkisiyle taşınan unsurlar belli koşullar altında biriktiğinde farklı biçimdeki kumullar oluşmuştur. Bakın burada arkadaşlar uzunlamasına bir kumul bulunmakta, seyf. Bakın şurada yıldızvari bir kumul gelişmiş. Dediğim gibi enine kumullar, boyuna kumullar, yıldızvari kumullar gibi farklı kumul tipleri karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir kumulun oluşmasında birincisi yeterli bir kum kaynağı, yani yeteri ölçüde mekanik parçalanmanın etkisiyle oluşan kum kaynağı lazım. Yine hakim rüzgar yönü, eğer rüzgar belirli bir yönden sürekli esiyorsa burada oluşan enkazı alır götürür, belli alanlarda birikir. Rüzgarın hızı, eğer rüzgar çok hızlıysa kumu çok uzak mesafelere götürür. Rüzgarın hızı daha düşükse daha yakın bir mesafede biriktirir. Yine bitki örtüsü, bitkiler kökleriyle ne yapar? Kumu o çevrede arkadaşlar tutarlar. Evet, kum kaynağına olan mesafe, zeminin nem içeriği. Eğer zeminde nem varsa kum tanesi ağırlaşacağı için taşınması zorlaşır. Zeminde bulunan küçük göller ya da bataklıklar, zemindeki kayalık çıkıntılar, arkasında havanın durgun olduğu bir bölge olduğu için kumun birikmesine neden olur. Şimdi etki yapan faktöre göre birbirinden farklı kumul tipleri karşımıza çıkmaktadır. Bakın arkadaşlar, enine kumullar, transvers. Barkan da arkadaşlar bir enine kumuldur. Boyuna kumullar arkadaşlar, seyfler. Burası arkadaşlar deflasyon çukurları, parabolik kumullar, firkete kumullar ya da yıldızvari kumullar oluşabilmektedir. Şimdi kumulların yaygın olarak görüldüğü alanların başında tabii ki çöller gelmektedir. İşte Büyük Sahra, Namib, Kalahari, Atacama, Arizona gibi çöllerde. Bakın şurada arkadaşlar Arizona çölü var, şurada Atacama çölü var, Büyük Sahra çölü var, işte Orta Asya çölleri, Avustralya çöllerini görüyorsunuz. Arkadaşlar çöl bölgelerinden sonra kumulların en yaygın görüldüğü ikinci alan ise kıyı bölgeleridir. Kıyı bölgelerinde de gerek akarsuların getirdiği, gerek dalga ve akıntıların taşıdığı kumullar kıyı bölgesinde birikerek kıyı kumullarını meydana getirmektedir. Bizim ülkemizdeki Seyhan-Ceyhan Deltası, yani Çukurova, Karasu Deltası, yani Sakarya'nın ağzındaki delta, Bafra ve Çarşamba'nın kenarlarında böyle kum depoları meydana gelmiştir. Kum tepeleri karşımıza çıkar. Özellikle Eşen Çayı'nın getirdiği kumullar, ki Eşen Çayı'nın eski ismi Kum Çayı'dır. Eski Yunanca ismi. Patara'da arkadaşlar bir kum hareketi görülmekte. Yer yer kum tepelerinin yüksekliği 200-300 metreyi bulmaktadır. Baktığımızda burası 18 kilometre uzunluğunda bir kumsaldır. Ve deniz kaplumbağaları, hani karetta karetta diyebildiğimiz kaplumbağaların gelip yumurtladığı bir alandır. Arkadaşlar çöl ve kıyı bölgelerinin dışında eski göl ve akarsu depoları da kumul oluşturabilmektedir. Bakın Konya'daki Karapınar kumulunu görüyorsunuz. Karapınar çevresinde buradaki eski Pleistosen gölü içerisinde oluşan enkaz bugün kumul hareketiyle şekillenmeye çalışmaktadır. Yer yer arkadaşlar rüzgarın taşıdığı kumlar tarım alanlarını işgal etmeye başlamıştır. Çünkü burada yağış değerleri az. 250-300 milimetreler civarında. Zemin kuru olduğu için de arkadaşlar rüzgarın etkisiyle hareket eden kumullar tarım alanlarını işgal etmeye çalışıyor. Bundan dolayı da 1980'li yıllarda Sırrı Erinç hocamız buraya kumcul bitkiler, yani pısanma fit bitkiler getirip diktirerek kumulun hareketini yavaşlatmışlardır. Tabii ki bunun dışında Manisa'da Bin Tepeler bölgesi var. Burada da arkadaşlar Marmara Gölü çevresindeki kumul hareketleri dikkati çekmektedir. Hatta Tyson Çölü olarak bilinir. Tabii ki böyle bir çöl yok Türkiye'de ama insanlar buraya Tyson Çölü adını vermişler. Şimdi enine kumullar, yani rüzgarın hareket etmesine, hareket ettiği yönün enine uzanan kumullardır. Bunların uzun eksenleri hakim rüzgar yönüne dik bir şekilde gelişmektedir. Kum miktarının çok fazla olduğu sahalarda, ki
kum denizi oluşur arkadaşlar bu bölgelerde. Genellikle düzensiz bir formda uzanırlar. Kum tepeleri arkadaşlar asimetrik olarak uzanmaktadır. Enine kumulların bir diğer tipi arkadaşlar barkanlardır. Şimdi şurası arkadaşlar rüzgarın hareket yönüdür. Dolayısıyla rüzgarın estiği yerde eğim daha fazla, iç yamaçta eğim arkadaşlar daha diktir. Böyle hilal şekilli kumullar oluşur ki biz bunlara barkan adını vermekteyiz. Dış yamaçta eğim azken iç yamaçta eğim 34 dereceyi bulabilmektedir. Rüzgarın etkisiyle ne yapar? Merkezi kısımda eğim fazla ama çevreye doğru da kollar uzamaktadır. Orta Asya'da yaygın, özellikle Gobi Çölü'nde yaygın olarak görülmektedir. Barkanların dışında arkadaşlar parabolik kumullar da karşımıza çıkar. Yine barkanlar gibi hilal şeklindedir ama barkandan farkı şudur. Bakın rüzgar bu yönde esiyor ve dik yamaçlı kısım rüzgara bakıyor. Arka yamaçtaki eğimin az olduğu kısım rüzgarın estiği yöne bakmakta. Kollar da rüzgarın estiği yöne doğru uzamıştır. Bunlara firkete kumulları, hani şu bizim çatal iğnelerimiz var ya, firkete kumulları adı da verilmektedir. Boyuna kumullara geldiğimizde uzun eksenleri rüzgarın estiği yönde uzanmaktadır. Bunun en bilinen örneği seyfler ve balina sırtı kumullarıdır. Seyflerin yüksekliği daha az, balina sırtı kumullarının yüksekliği daha fazladır. Bakın arkadaşlar bazen bunlar kilometrelerce uzanabilirler. Genişlikleri genellikle birkaç on metre ama uzunlukları bazen birkaç kilometreyi bulmaktadırlar. Şimdi eğer bir bölgede rüzgar farklı yönlerden esiyorsa burada yıldızvari kumullar karşımıza çıkmakta. Yıldızın ortasında yükseklik artmıştır. Çevreye doğru uzanan en az 3 bazen 4-5 tane kol bulunmaktadır. Ve bu kollarda keskin sırtlarla birbirinden ayrılmaktadır. Dediğim gibi eğer rüzgar farklı yönlerden esiyorsa bu bölgeye bu şekilde zaman zaman merkezi kısımda yüksekliğe 100 metreye ulaşan yıldızvari kumullar meydana gelmektedir. Evet sevgili dostlar, böylece kurak bölge topografyasını da bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde buzul topografyasına, glasyal topografyaya giriş yapacağız.